Şöyle yapalım. Şimdi bir toplantı yapılacak diyor Sayın Bendiderya ve bu toplantı Biliyorum. işte Kıbrıs Rum kesimi olacak, Birleşik Arap Emirlikleri olacak, İsrail olacak, Yunanistan olacak ve ABD'de gözlenme olacak. Bu toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılması, özellikle İsrail ile birlikte katılması nasıl yorumlarsınız? Bir de bu toplantıyı İsrail'in duyurması, İsrail'in organize etmesini nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani şöyle söylemek lazım. Birleşik Arap Emirlikleri epeyden beri Amerika vasıtasıyla Türkiye karşıtı yapıyor şeyde Orta Doğu'da ve onların hesabı aslında buna belki şeylerle beraber, İsrail'le beraber Suudi Arabistan'da falan dahil etmek gerekir. Onlar Türkiye'nin bölgede bölgeyi istikrarsızlaştıran bir ülke olduğunu ortaya koyuyorlar. Ve onun için Türkiye'ye karşı tedbir almaya çalışıyorlar. Bu tabii daha büyük bir işbirliğinin şeyi. Bunu önlemek için Türkiye'nin açık ve net olarak mesela şunu diyorum. Mesela Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti Devleti'ni ilan etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra Mısır'la işte diğer ülkelerle işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Orta Doğu ülkeleriyle. Yani şu Katar'da yaptığımız gibi işte orada üssümüz var. Yine Somali'de üssümüz var. Başka yerlerde de Türkiye Afrika'ya giriyor. Çünkü Türkiye'nin Afrika'ya girmesini, Akdeniz'de de haklarını sahip çıkmasını istemiyorlar. Ve bu böyle bir Türkiye'den korkuyorlar ve büyük bir propaganda yapılıyor Türkiye ile ilgili. İşte yeni Osmanlıcılık vesaire falan. Bu tamamen psikolojik harekattır. Psikolojik harekat yürütüyor. Yani Türkiye'nin buna karşı tedbirleri sadece toplantılarla iyi niyetli, Avrupa ile iyi geçineceğiz. Amerika ile iyi, diğer ülkelerle iyi geçineceğiz. İşte NATO'nun üyesiyiz. Bunlar tamam. Sayın Cumhurbaşkanı şeylerle ilgili bu Amerikan seçimlerinden sonra bu yeni dönemle ilgili bir ne diyelim bir barış dalı uzattı. Hem Avrupa Birliği hem diğer yerlere hem Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sorunların yani bu şeyi anlaşması bittiği için sığınmacı Suriyelilerin anlaşması bittiği için göç anlaşması bittiği için yeni bir anlaşma yapılması veya uzatılması anlaşmanın diğeri de şey Gümrük Birliği anlaşmasının yeniden ele alınması. Bu konularla ilgili Amerika ile ilgili de gereken zeytin dalları uzattı. Ama bu Türkiye'nin zafiyeti gibi algılanıyor, zayıflığı gibi algılanıyor. Türkiye yeteri kadar güçlü. Gücünü de birçok yerde belli ediyor zaten. Ama Türkiye'nin bu uzlaşmacı tutumunu, Türkiye'nin bu diplomasi ile ilgili tutumunu farklı yorumlayıp farklı şeyler yaparlarsa o zaman Türkiye dediğim gibi yani çekinmeden bu adaların bir kısmına çıkmalı. Çıkabilir ve bayrak dikebilir. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan edebilir. Yani bu gayet doğal. Peki. Gerekirse mültecilerin bir kısmını Sayın İsmail Bey söyledi. Mültecilerin bir kısmını açıp Yunanistan'a gönderir. Yani Yunanistan o zaman işin içinden nasıl çıkacak onu merak ediyorum. Yani bütün bunlar Türkiye'nin elinde çok büyük kozlar var. Türkiye şu anda Avrupa ile şey arasında Orta Doğu arasında bir tampon görevi görüyor ve Avrupa'ya gidecek olan birçok olayı şey gibi tutuyor. Yani hem göç konusu hem diğer konuları, terör konuları dair birçok konuyu kendi ülkesinde kontrol altına almaya çalışıyor. Avrupa bunun farkında bile değil. Yani belki de farkındalar Peki da Sayın Peki. Türkiye'ye hak ettiği değeri vermek istemiyorlar. Anladım. Yani o Güzel bir bakımdan yanıt. Türkiye bu konularda gerektiği zaman bazı yerleri açarsa o zaman belki farkında olurlar diye yani Türkiye'nin de çok önemli kozlar var bu konularla ilgili. Türkiye'nin elindeki Yani kozlar Türkiye büyük diyorsunuz.